Hollandalı dostlardan Marmaris'e fidan bağışı. Hollanda Fahri Konsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen, Kral Günü, resepsiyonuna katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joop Wijnands, Hollanda-Türkiye dostluk ormanına dikilmek üzere 10 bin adet fidan için çek takdim etti. Hollanda'nın Milli Günü dolayısıyla Marmaris'te bir otelde Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu ev sahipliğinde, Kral Günü resepsiyonu, düzenlendi. Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joop Wijnands ve eşi Carmen van Torenburg, ilçe protokolü, çok sayıda kamu kurum temsilcisi, turizmciler ve davetliler katıldı. Dostluk ormanı kuruldu. Büyükelçi Wijnands konuşmasında Türkiye ile Hollanda arasında birçok konuda işbirliği yapıldığını söyleyerek ilişkilerin artarak devam edeceğini vurguladı. Yaşanan yangınlar sonrasında oluşturulan hatıra ormanına geçen yılda 10 bin fidan bağışında bulunan Büyükelçi Wijnands, Hollanda-Türk dostluk ormanının şekillenmesine yardımcı olan vatandaşlarımıza harika çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ormanı restore etmenin yanı sıra dostluğumuzu da geliştirmek için 10 bin ağaç bağışında bulunmuştuk. Hollanda-Türkiye ilişkilerinin başlamasının 100. yılı dolayısıyla bu yılda 10 bin fidan bağışı daha yapıyoruz, dedi. Başkan Ünlü'den teşekkür. Ardından Büyükelçi Wijnands, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye Hollanda-Türkiye dostluk ormanına dikilmek üzere 10 bin adet fidan için çek takdim etti. Başkan Acar Ünlü de Marmaris'in doğasına yaptıkları katkı için Büyükelçi Wijnands'a ve onun nezdinde ilçede yaşayan tüm Hollanda vatandaşlarına teşekkür etti. I would like to welcome you to our reception on the occasion of the King's Day, the National Day of the Netherlands, in our honor of His Majesty King William Alexander. Sayın Valim, Sayın Büyükelçi, Sayın Belediye Başkanı, değerli misafirler. Hollanda Kralı, Majesteleri Kral William Alexander'ın doğum günü adına verilen Kral Günü resepsiyonumuza tekrar hoş geldiniz diyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bu kutlamayı en son 2022 yılı Nisan ayında yapmıştık. Ancak 2023 yılında ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında Büyükelçiliğimiz onayıyla kutlama yapılmaması doğrultusunda karar almıştık. Bu dönemde Hollanda deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım hususunda aktif rol oynamış. Bugüne kadar bölgeye toplamda 150 milyon euroluk yardım Hollanda halkı tarafından yapılmıştır. Sonra da bölgede birçok sosyal faaliyet Büyükelçiliğimiz aracılığıyla yürütülmüştür. 2012 yılında iki ülke arası diplomatik ilişkilerin 400. yılını kutlamıştık. Bu yılda Cumhuriyetimizin kurulmasından hemen sonra 1924 yılında imzalanan Hollanda-Türkiye Dostluk Anlaşması'nın 100. yılını kutluyoruz. Her ülkede de konserler, sergiler, film gösterileri gibi çeşitli etkinlikler planlanıyor ve hayata geçiriliyor. Bu etkinlikler iki ülke dostluğunu bir kez daha pekiştirecektir. Bu vesileyle Hollandalı dostlarımızın milli günlerini en içten duygu ve dileklerimle kutluyorum. Ayrıca bugün aramıza katılmak nezaketini gösteren tüm davetlilere, Sayın Valimize, Sayın Büyükelçimiz Bay Joop Wijnands'a tekrar teşekkür ediyorum. Ve konuşması için Sayın Büyükelçimizi saygılarımla kürsüye davet ediyorum. Chamber, good evening, goedenavond allemaal. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Thank you in the first place to Murat Bey, our honorary consul, the Kingdom of the Netherlands here in Marmaris, for hosting us on this beautiful spot. Thank you very much. And let me extend a special welcome to the governor and to the mayor. Thank you both for honoring us today with your presence. Just as we are doing our best
to get Turkish to get Dutch tourists to come to Turkey. And I'll be the first to tell them to come to Marmaris. My wife Carmen and I have become very fond of your city and this beautiful surrounding. It's not our first time here and it's not going to be our last time. And we are doing whatever we can to bring Dutch tourists, more Dutch tourists, to Marmaris. A couple of times a week, and then sailing to the base with a big garbage bag and collecting garbage, and doing that for 11 years. Now, if there is one way I can think of to promote tourism in an incredibly important and sustainable way, then it's doing this. So thank you very much, Rachel. Anita Kararslan. Anita has been helping out and is a driving force behind the restoring of the forest I mentioned, and in helping shape the Dutch-Turkish friendship forest. So thank you very much, Anita, for your great work. I spoke about the forest, and actually I didn't want to come empty-handed here this evening. So to build further on restoring the forest, but also on our friendship, I have here another check, basically representing another 10,000 trees. And I would like to present this to the governor. Mr. Governor, can I please invite you to come over here? And can I ask the mayor to join us as well? And I'd like to offer these trees. Thank you very, very much. Bugün Hollanda Milli Günü'nde burada olmaktan dolayı onur duydum. Ben Hollanda Milli Günü'nü tebrik ediyorum. Bu Milli Günü Türkiye'nin dünyanın yeryüzü cenneti Muğla'da kutlanması, Muğla'nın incisi Marmaris'te kutlanması bizim için ayrı bir keyif kaynağı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca deprem bölgesine Hollanda hükümetinin Tayyip Ülkekçi'nin ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı ben de bir Malatyalı olarak teşekkür ediyorum. Tabii ki çevrenin, doğanın gelişmesinde de katkıları var. Biraz önce 10.000 ağaç beraber gördük. Kendilerine bu ilgi alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hollanda ile Türkiye'nin ilişkileri yüzyıllar öncesine dayanıyor. Siyasi, ekonomik, ticari, kültürel her alanda artarak devam ediyor. İnşallah bundan sonra da daha da artacaktır. Benim dikkatimi bir şey çekti. 2014 yılında Muğla'ya Hollanda'dan 248.000 civarı turist gelmiş. 2023 yılında da 48.000 civarı. İnşallah bu organizasyonların ilimize, Muğla'mıza, Marmaris'e gelecek turist sayısını artıracağını düşünüyorum. Büyükelçinin de bu konuda gereğini yapacağından hiç şüphemiz yok. Ben hem Hollanda Krallığı'nın, Hollanda Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasını diliyorum. Tekrar Hollanda'nın ilgini kutluyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.